Özel yayınla hocam bugün izleyicilerimizin karşısındayız. Çünkü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir aydır tüm kamu spotlarında, sağlık kuruluşlarında ve Türkiye'nin her yerinde önemli bilgileri sizlerle hocalarımız paylaşıyorsunuz. Sağlıklı yaşam adına, kaliteli yaşam adına son olarak neler söylemek istersiniz hanımlara ilişkin? Öncelikle tabii hiçbir kadınımız hasta olmasın, hele kötü hastalıklar hiç olmasın. Kadınlar sağlığına çok dikkat ederler. Sadece kendi sağlıklarına değil, kadınlar aynı zamanda bir ailenin, bir evin ilk doktorları onlardır. Genellikle onlar sağlıkla ilgili bilgilere sahipler ve herkesten daha çok sahipler ve evin her ne kadar reisi erkeği de olsa erkekten daha çok bilgi sahibidirler. Ve ne yapılacağını onlar önce, nereye gidileceğini, nasıl yapılacağını, nerede dikkat etmek, nerede hızlı olmak, nerede bir çare aramak gerektiğini onlar gerçekten birçok doktordan da iyi bilirler, iyi de biliyorlar. Ve onun için de çaresine öncelikle onlar aile içinde bakıp ve tedaviyi de genellikle hızlandırıyorlar. Onun için bu konuda kadınlarımızı takdir etmemek mümkün değil. Yani onlar bu işin fedakarları, onlar özverileriyle bugün hem çocuklarının hem ailelerinin, diğer fertlerinin sağlığının bazen kurtarıcısı onlar. Küçük bir kaza da olsa bir bakıyorsunuz ki önce anneler, anneanneler, babaanneler koşturmuşlar ve sahip çıkmışlar. Belki tedavilerini ilk onlar yapmışlardır. İlk çözümü onlar bulmuşlardır ama doktora da götürmeyi gerektiğinde onlar bilmişlerdir. Ben tüm kadınlarımıza, ülkemizin tüm kadınlarına ve çevre komşularımız, komşu ülkedeki insanlara, kadınlarına, tüm dünya kadınlarına, ben öncelikle evet, kadınlar hayattır, çiçektir, her şeyin en iyisine layıklar. Yoğun iş temponuzda vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Rica ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.